sınırlarına İngiliz emperyalizminin çizdiği herhangi bir Orta Doğu devletinin ordusunu değil, 4000 yıllık geleneği olan ve 2100 yıllık yazılı tarihi olan Türk ordusunu yeniden düzenliyorsunuz. Ne yaptınız? 7'ye böldünüz ordunun. Hiçbir komuta bütünlüğü bırakmadınız. O ordunun üniforması Yarbay Reşat Bey'in üniformasıdır. Kimdir? 1922 Ağustos'unda Çiğiltepe'yi söz verdiği saatte alamadığı için tabancasını şakağına dayayıp çeken Yarbay Reşat Çiğiltepe'nin üniformasıdır o üniforma. O üniforma Mohaç'tan geliyor, Malazgirt'ten geliyor. O üniformada Sakarya'nın, İnönü'nün, Dumlupınar'ın tozu, kanı, teri var. O üniforma Mareşal Çakmağ'ın, o üniforma İsmet Paşa'nın, o üniforma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üniforması. Bakın ne yaptınız o üniformaya. Bakın ne yaptınız o üniformaya arkadaşlar, bakın. Bakın, Türk ordusunun generallerine potansiyel terörist muamelesi yaptınız. Anıtkabir'in kapısında assubaylara dedektörle paşa arattınız. Ve o paşalar kim biliyor musunuz? Size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum diyen ve kurşunun üzerine koşarak giden Türk ordusunun paşaları. Ve şimdi başkumandanlık ya da başkomutanlık söylemekle olmuyor arkadaşlar. Tamam? Başkumandan dediğin, başkomutan dediğin adam ordunun paşasına güvenmiyorsa geçmiş olsun. Sevgili kardeşlerim, bu kararnamelerle yeni bir rejim inşa etmeye çalışıyorsunuz. Derdiniz FETÖ falan değil. Eğer derdiniz FETÖ olsaydı ilk olarak o FETÖ'ye vücut veren siyaset erbabından işe başlardınız. Siyaset esnafından işe başlardınız. Siyasetçi kılığıyla gezen hainlerden işe başlardınız. Oradan başlamadık. Bakın, öyle bir rejim inşa etmeye çalışıyorsunuz ki kendi ağzınızla 16 Ağustos günü diyorsunuz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzıyla, bunlarla menzilimiz aynıydı. Aynı menzile yürüyorduk. Ne o menzil? 1923'ten beri laik cumhuriyeti yok etmek isteyen, Türkiye'de ve bu topraklarda, bu bölgede ne kadar şeriatçı, gerici, yobaz, dinci, cemaat, tarikat adı altında örgütlenme varsa hepsiyle müttefiksiniz, hepsiyle ittifak halindeyiz. Bu kabul edilemez arkadaşlar. Laik cumhuriyeti referansı İslam olan bir din devletine döndürme eylemi kabul edilebilir bir eylem değildir. Herkes sizin düşmanınız. Bir tek Allah'ın yalnızca sizin olduğuna inanıyorsunuz. Yazmışsınız Konya'da bütün minibüslerin arka camlarına. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardı. Arkadaşlar, o göklerdeki karar sahibi hepimizin kulu olduğu Allah. Herkes o Allah'ın kulu. Hiç kimsenin öyle bir üstünlüğü, ünsiyeti yok. Ama siz yüce Allah'ın katına mı çıktınız da aldığı kararların hepsinin kendiniz için olduğunu düşünüyorsunuz? Bu kürsüden size söylemiştim. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür, adalet öldüğü gün devlet yıkılır. Yapmayın bunu. Bakın, bu kararnamelerinizin hiçbirinde hukuk yok. Evet, anayasal, doğru. Evet, anayasaya göre o hal gereğince çekiyorsun, doğru. Yasal ama adil değil, adaletli değil. 1 milyona yakın mağdur yarattınız. Bir gün çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki at izini it izine karıştırdınız. Bir gün çıkıp diyorsunuz ki mağdur falan yok, mağdur olan millet. Tabii ki mağdur olan millet. Biz de tam onu söylüyoruz. Bu kadar mağdur insanla devam edemezsiniz. Yapmayın. Yapmayın. Bir an önce yeni bir kararname çıkarın. Şu suçsuz insanları görevlerine döndürün. Bakın, beni dinlemiyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu zaten dinlemiyorsunuz. Biz düşmanız ya. Bu mecliste kimse olmasın. Olur. Hepimizi atın. 550 tane AKP milletvekiline gelin. Bana söyleyin. Bir vicdan sahibi çıksın söylesin. Bundan farklı ne yapacaksınız? Ciddi söylüyorum. Neyi isteyip de yapamıyorsunuz arkadaşlar? Bütün derdiniz, tekrar söylüyorum, bu rejimi değiştirmek. Bunu yapmayın. Bu cumhuriyetin kubbesi Atatürk ve laikliktir. Oynamayın kilit taşıyla. Yıkacaksınız o kubbeyi, kalacağız hep beraber altında. Ve yapmayın bakın. İnanın ki yapmayın. Bunu yapanlar tarih boyunca hiç umur görmediler. Yapmayın.